Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün 7. haftamız olması lazım. Daha önce fonksiyon, permütasyon, kombinasyon, olasılık anlatmıştım. Geçen hafta ve önceki haftada logaritmayı bitirmiştik. Şimdi bu hafta son haftamız olması sebebiyle konu anlatmamaya karar verdim. Bugün sizinle son 3 yılda çıkan polinom ve parabol sorularını çözeceğiz. Çıkmış sorulara yönelik bir ders olacak. Zaten çok fazla yok, 7-8 tane soru var. Son 3 yılda, son 5 yılda polinom mutlaka her sene geldi. Parabol ise başlı başına bir konu olarak, başlı başına bir soru olarak 2019 ve 2018'de geldi ama daha öncelerde limit türev integralin içinde soruldu. Daha çok türev ve integralin içinde soruldu. Bu sene türev ve integralden sorumlu olmadığınız için parabolün o tip sorularını çözmeyeceğim. Sadece başlı başına parabol konusu olarak, yani işte bildiğiniz öteleme ya da tepe noktası kurallarını bilmeniz gereken soruları çözeceğiz sadece. Ama soru sayısı biliyorsunuz değişmedi. Limit türev integralden muafsınız bu seneye mahsus olmak üzere. O yüzden mutlaka paraboldan ben bir tane, en az bir tane başlı başına soru geleceğini düşünüyorum. O yüzden mutlaka parabol ve polinomu çalışın arkadaşlar. Kurallarını ve özelliklerinin hepsini bilin. Başlayalım. O zaman şimdi polinomların çıkmış sorularıyla başlayalım. Dediğim gibi son 5 yılın ya da son 6 yılınkileri çözebilirsiniz. Zaten hatta en başından beri çıkmış soruları çözmeniz gerekiyor ki tam böyle pratik olun, özelliklerini bilin. Daha öncelerde hep böyle özelliklere yönelik sorular geliyordu. Ama işte biliyorsunuz son 2 senede daha çok yeni nesil dediğimiz problemler sormaya başlandı. Ben o yüzden sadece son 3 yılın sorularını alacağım. 2017'den itibaren 2017, 2018 ve 2019 sorularına bakacağız. Dediğim gibi çok fazla yok zaten. YGS 2017 sorusuyla başlayalım. Biliyorsunuz TYT'den önce sınavın adı YGS'ydi. Şimdi polinom özelliklerini lütfen polinoma çalıştıktan sonra sorulara bakın. Ama mutlaka bakın. Şimdi bir PX polinomu ve QX, iki tane polinom verilmiş. Şimdi bir PX polinomu QX polinomuna bölünüyor diyor. Bu bölümden elde edilen kalan kaçtır diye soruyor. Elde edilen kalan kaçtır sorularında ne yapıyorduk? Biraz hatırlatmalarla gideceğim. Elde edilen kalan kaçtır sorularında ne yapıyorduk? Verilen ifadeyi sıfıra eşitleyip oradan bulduğumuz kökü yukarıdaki polinomda yerine yazıyorduk. Hatırlayın. Şimdi bu böyle dağınık bir ifade gibi durabilir. Bunu biraz daha düzenli hale getirelim. Px polinomu dediğimiz şey x artı 1, x artı 2, nokta nokta nokta, x artı 9'a kadar gelen bir polinom. O zaman ben px polinomunu şöyle yazabilirim. Kaç tane x var? Eğer sayılar 9'a kadar geldiyse muhtemelen 9 tane x var bildiğiniz gibi. Yani düşünebildiğimiz üzere. 9x diyorum artı, bir de 1'den 9'a kadar toplam var. 1'den 9'a kadar toplamı da çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. 9 çarpı 10 bölü 2'den ne yapacak arkadaşlar? 45 yapacak. O zaman px polinomumuz gördüğünüz gibi 9x artı 45. Qx polinomuna bakalım. Qx polinomu da x artı 1, x artı 2, x artı 5'e kadar geliyor yalnızca. O zaman biz buraya 5x artı 1'den 5'e kadar toplam diyebiliriz. 1'den 5'e kadar toplamı da 5 çarpı 6 bölü 2'den bulabilirsiniz. Ya da 1'den 5'e kadar toplarsınız. O da ne yapacak? 15 yapacak. Bu polinoma bölümünden elde edilen kalanı soruyor. İlkel yöntemle de kalanı bulabilirsiniz. Ancak bu yaptığımız basit bir yöntem vardı. Neydi yöntemimiz? Verilen şeyi sıfıra eşitliyorduk. Buradan bulduğumuz değeri kaç çıkacak? Buradan x eksi 3 çıkacak. Buradan bulduğumuz değeri götürüp diğer polinomda yerine yazıyorduk. Yazalım. Eksi 3 çarpı 9 diyorum artı 45 mi diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Bu da ne yapacak? Eksi 27 artı 45. Buradan da 18 bulacağız. Bakın zor bir soru değil. Ben şu an açıklaya açıklaya gittiğim için zamanım aldı ama 10 saniye kadar bir süreniz en fazla alır. LS 2017 sorusuna bakalım. Bir Px polinomu ve bir Qx polinomu verilmiş. Şimdi bu polinomlar için Px 3. dereceden, Qx 2. dereceden. Hatırlayın en yüksek dereceli terim benim için dereceyi belirliyordu. Ve onun katsayısına da baş katsayı diyorduk. Şimdi bunun baş katsayısı 1, bunun baş katsayısı 1. Bunun derecesi 3, bunun derecesi 2 arkadaşlar. Bu polinomlar için Px 4 0, Qx 4 0'dan farklı olduğu biliniyor. Qx polinomunun kökleri, bakın Qx'in kökleri aynı zamanda Px polinomunun da kökleri olduğuna göre demiş. B eksi A farkımız kaçtır diye sormuş. Şimdi Qx polinomu ikinci dereceden bir denklem, doğru mu? Nasıl? Mesela şöyle bir şey olsun. Qx'e şöyle diyelim. X eksi M çarpı
X eksi n olsun. İki tane kökü var gördüğünüz gibi. İkinci dereceden olması sebebiyle iki tane kök olacak. Şimdi Px polinomu nasıl bir polinom? Şimdi Qx'in kökleri aynı zamanda Px'in kökleri değil mi? Kök ne demekti? Polinomu verilen ifadeyi sıfır yapan değerdi. Px'in, Qx'in kökleri aynı zamanda Px'in kökleri olacaksa o zaman buradan m ve n aynı zamanda Px'in kökleri olmayacak mı? X eksen, x eksen. Ama çarpı demem lazım. Bir köke daha ihtiyacım var. Neden? Çünkü Px arkadaşlar 3. derecedendi. Qx 2, Px 3. Şimdi Px'in bir köke daha ihtiyacı varsa o zaman diğer kökü nereden bulacağım? Bakın şuradaki ifadeden. Q'nun kökü değil eksi 4 ama eksi 4 P'nin kökü. P'nin kökü ise ben bunu çarpan olarak nasıl yazıyorum? X artı 4 olarak yazıyorum. Şimdi Px polinomu bu şekilde, Qx polinomu bu şekilde olsun dedim. Hocam diyeceksiniz orada A'lar B'ler var, siz M'le N'i yazdınız. Sadece size biraz açıklamaya çalışıyorum durumu. Şimdi o zaman ben şunun Qx olduğunu söyleyecek miyim arkadaşlar? O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Px polinomu Qx polinomuyla x artı 4'ün çarpımıdır diyeceğim. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Qx polinomu elimde, Px polinomu da elimde. O zaman polinomların eşitliğini kullanarak istenen şeyi bulabilirim. Polinomların eşitliğini kullanalım. İlk önce Qx'i x artı 4 ile çarpmam gerekiyor. Bu ifadeyi x artı 4 ile çarpalım. Çarpa çarpa yazacağım arkadaşlar. X kare ile x'i çarptım. X küp. X kare ile artı 4'ü çarptım. Artı 4 x kare. X kare ile çarpmıştım. Bitti. İkinci terime geçiyorum. Eksi 2 ax ile x'i çarpıyorum. Eksi 2 ax kare. Eksi 2 ax ile 4'ü çarpıyorum. Eksi 8 ax. B'ye geçiyorum. Artı Bx. B ile 4'ü çarpıyorum. Artı 4B. Eşittir. Bu tarafta yer olmadığı için hemen altına yazacağım. Götürmelerimiz de daha rahat olsun. Eşittir Px polinomu bildiğiniz gibi. Px polinomunu yazıyorum. X küp eksi Ax kare. Devam ediyorum. Eksi B artı 2x artı 4B. Bu iki ifade birbirine eşitse ne yapacağım? İki taraftaki aynı dereceli terimlerin katsayılarını eşitleyeceğim. X küpler zaten birbirini götürecek. Bakın artı 4b var, artı 4b'ler de birbirini götürdü. Şimdi yukarıda x karenin katsayısı ile alt tarafta x karenin katsayısı aynı olmak zorunda. X kareleri toplayalım. Bakalım şurada bu ifade var. X karenin katsayısı 4 eksi 2 a mı arkadaşlar? Eşittir diyorum. Alt tarafta x karenin katsayısına bakıyorum. Şurada mı? Eksi a mı arkadaşlar? Karşıya attınız. A'yı buradan ne buldunuz arkadaşlar? 4 buldunuz. Şimdi üst tarafa tekrar bakın. X'in katsayısına bakacağız. X'in katsayısında üst tarafta eksi 8A artı B var. Alt tarafta X'in katsayısında ne var? Eşittir diyorum. Eksiyi mutlaka işaretini almayı unutmayın. Eksi B eksi 2 var. Eksiyi dağıttık içeri. Şimdi A'yı zaten biliyorduk. 4'tü arkadaşlar. Yerine yazarsanız 8 çarpı 4'ten 32. Karşıya atarsam artı 32 diye geçecek. 2B eşittir. Eksi 2 artı 32. B de buradan arkadaşlar 15 çıkacak. B'yi buldum, A'yı buldum. Bakın polinomların eşitliğinden çok rahat bir şekilde bulabildik. B'yi buldum, A'yı buldum. B eksi A farkını soruyor. İnşallah burada hata yapmazsınız. Çünkü ben 4 işlemde çok hata yapıyorum. Siz yapmayın. 15 eksi 4 ne yapacak arkadaşlar? 11 yapacak. Şöyle bir şey oluyor. Hepsini yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Geliyorsunuz en sonunda bir işlem hatası yapıyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bol bol soru çözeceğiz. Basit dediğimiz soruları atlamayacağız ve işlem yapmaktan kaçınmayacağız arkadaşlar. TET 2018 sorusuna bakalım. Px bir polinom olmak üzere pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan a sayısının bu polinomun bir kökü denir. Kökün ne olduğunu açıklıyor. Kök neydi? Yerine yazdığımız sayı polinomu 0 eşitliyorsa o sayı bizim için köktü. Px ve Rx polinomları için Px x kare eksi 1 şeklinde tanımlanıyor. Rx polinomu da P bileşke Px olarak tanımlanıyor. P'nin içine Px yazılmış yani. Hemen şunu yapalım mı? Diğer soruyu okumaya devam etmeden. P bileşke Px ne demek? P'nin içine getir Px fonksiyonunu yaz demek. Px kare eksi 1 mi demek? Yani burada x gördüğüm her yere x kare eksi 1 mi yazacağım? Yazalım. X gördüğüm yere x kare eksi 1 yazacağım. X kare eksi 1'in karesi eksi 1 diyeceğim o zaman. Şimdi bakın Rx polinomunu buldum. Diyor ki bana eşitlikleri veriyor. Buna göre 3 tane sayı var. Bu sayılardan hangileri Rx'in bir köküdür? Kök neydi? 0 eşitliyorduk. Bulduğumuz sayılar bizim için köktü. Rx neydi? Bu polinom değil miydi? Eşittir Rx demiştik. Kökünü bulmak için ne yapacaktık? 0'a eşitleyecektik. Karesi eksi 1 eşittir 0 diyeceğim. O zaman ne çıkacak arkadaşlar? X kare eksi 1 eşittir 1.
Yani bir de karesi var tabii. Bir sayının karesi birse o sayı nedir arkadaşlar? Ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Kare kökünü alırsanız. Şöyle yapalım. X kare eksi 1, 1. Ya da x kare eksi 1 eşittir. Eksi 1'dir diyeceğim. X kare eksi 1, 1'e eşitse 1 karşıya attınız. X kare ne çıktı arkadaşlar? 2. X kareyi 2 yapan ifadeler hangileri? Sayılar hangileri? Artı eksi kök 2 değerleridir. Bu tarafa bakıyorsunuz. Eksi 1 eksi 1 ne yapar? 0 yapar. Dolayısıyla x kareyi 0 yapan tek bir değer var zaten. X eşittir 0. O zaman ben 3 tane kök buldum. Artı kök 2, eksi kök 2 ve 0. Bunlardan hangileri benim bana verilen öncüllerde var? Sadece 0 var. Bakın eksi 1 ve 1 px polinomunun kökleri ama rx'in kökleri değil. Dolayısıyla sadece 0 bizim için doğru cevap. AYT 2018 sorusu. Bakın sorular bence zor değil. Sadece temel bilgileri bilmeniz bile yetiyor. Yani neyi nerede kullanacağınızı bilmek, verilen sorudan biraz çıkarım yapmak gerekiyor. AYT 2018 sorusuna bakıyoruz. Gerçel katsayılı baş katsayısı 1 olan, baş katsayısı 1 olan, 4. dereceden bir Px polinomu her x gerçel sayısı için Px eşittir P eksi x eşitliğini sağlıyor. Bu neydi? Çift. Bu polinomun çift olması demek değil mi? Tek çift fonksiyonları hatırlayın. Eğer px, px, x eşitse biz buna çift diyorduk. Eksiyi dışarı veriyorsa biz buna tek diyorduk. Ama şu an çift. Eşitliğini sağlamaktadır. P2 ve P3 sıfır. Sıfıra eşitmiş. Olduğuna göre P1 kaçtır? Şimdi sıfıra eşit olması ne demekti? Bunlar polinomun kökleriydi. Yani biz bu kökleri çarpan olarak yazabiliyorduk. Değil mi? Şimdi kökleri ise bana kaç tane kök lazım? Dördüncü dereceden bir polinomun kaç tane kök olur? Dört tane kök olur. O zaman bana dört tane kök lazım. İkisini zaten biliyorum. Bakın biri iki, biri üç. O zaman diğerlerini nereden bulacağım? Şu eşitlik bize boşuna verilmedi. Px, px, x'e eşit demiş. O zaman p2 sıfırsa aynı zamanda p eksi 2 de sıfırdır. Eşitti birbirine. P3 sıfırsa aynı zamanda p eksi 3 de sıfırdır. Başka bunu sıfır yapabilecek zaten başka bir şey yok. Başka bir kök olamaz. Neden olamaz? Çünkü bu polinom dördüncü dereceden. Biz zaten bütün köklerini şu an bulmuş olduk. Bakın çok basit. Hemen px polinomunu yazacaksınız. Baş katsayısı 1 olduğu için de başına bir a yazmama gerek yok. Hemen bunları çarpan şeklinde yazıyorum. Çarpan şeklinde yazmak ne demek? Bunu eğer 2 benim kökümse x eksi 2 px polinomunun bir çarpanıdır demek. Çünkü 0 eşitlediğiniz zaman x eşittir 2 geliyor. 3 bir kök ise çarpan şeklinde yazdığım zaman x eksi 3 olacak. Bakın 0 eşitlediğiniz zaman yine 3 oldu. Çarpı eksi 2 için x eksi eksi 2'den ne yapacak? X artı 2 yapacak ve son olarak diğer tarafta x artı 3 yapacak. 4 tane kökümüz vardı zaten. P1 soruyorsa bu bizim için çok basit bir şey. 1'i yazın. 1 yazarsak 1 eksi 2'den eksi 1. 1 yazarsak 1 eksi 3'ten eksi 2. 1 yazarsak 3. 1 yazarsak 4. Bunların hepsinin çarpımı arkadaşlar. Eksi eksi artı yaptı zaten. 4 kere 3. 12. 2 ile de çarptık. 24 oldu. Neymiş bu AYT 2019 sorusu? AYT 2019 sorusu biraz zor gibi görünüyor ama sadece biraz yorum gerektiriyor ama zor değil. Birazdan çözümüne geçince anlayacaksınız daha iyi. Şimdi en yüksek dereceli teoremin katsayısı 1 olan 4. dereceden bir polinomun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Baş katsayısı 1'miş, 4. derecedenmiş, kökleri birer tam sayıymış. Bakın burada 3 tane bilgi var. Bu polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar verilmiştir. Eksenleri kestiği noktalar verilmiş. Buna göre ama sadece bazı parçalar diyor. Neden bazı parçalar diyor? Bakın x eksenini kesmiş, x eksenini kesmiş. Bunlar bizim için kök kabul ediyoruz. Değil mi? Biz bunları kök kabul ediyoruz. Ama dördüncü dereceden olduğu için benim iki tane daha köke ihtiyacım var. O yüzden bazı parçaları demiş. Yani iki tane daha parçamız var aslında. Peki bu ne? Bakın y eksenini burada bitirdiğine göre y'yi sadece 72 noktasında kesiyor. O zaman 3 tane nokta biliyoruz. Biz 0'a 72, 4'e 0, eksi 3'e 0. Buna göre bu polinomun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamını nasıl buluyorduk arkadaşlar? P1 ile buluyorduk. Bize sorulan şey P1. Sabit terimi nasıl buluyorduk? P0 ile buluyorduk. Onu da unutmayın. Şimdi biz dedik ki 4. dereceden bir polinomumuz var. 4. dereceden bir polinomu biz nasıl yazabiliriz? Hemen yazıyorum. Baş katsayısı 1 olduğu için yine A'ya gerek yok. Unutmayın. Hemen yazıyorum. Dedim ki bir tane kökümüz zaten 4. X eksi 4. Diğer kökümüz eksi 3. X artı 3. Bakın 0'a eşitlediğiniz zaman eksi 3 gelmeli. Çarpı 2 tane daha köke ihtiyacım var. X eksi M.
x 80 olsun. Böylece bu polinom 4. dereceden baş katsayısı 1 olan bir polinom oldu. Şimdi bunun köklerinin tam sayı olmasını istiyoruz. M ve n burada tam sayı çıkmak zorunda. Şimdi verilen bilgileri bir kontrol edelim. Bu neydi dedik ki? N bunun daha üstünde bir değer yok demek ki burada kestiğine göre. Y eksenini 72'de kesiyor. Y eksenini 72'de kesiyorsa x yerine 0 yazdığım zaman 72 bulmalıyım. Yazalım. 0 yazarsam eksi 4, 0 yazarsam 3, 0 yazarsam eksi m, 0 yazarsam eksi n. Hepsini çarptığım zaman sonucun ne çıkması lazım? 72 çıkması lazım. Eksi 4 çarpı eksi 3 ne yapar arkadaşlar? Eksi 12. 72'ye bölerseniz burası zaten pozitif yapacak. M çarpı n eşittir. Eksi 6 olmalı. M ve n arasında bir bağıntı bulduk. Şimdi bunlara öyle değerler vereceğim ki hem tam sayı olacak hem de şu iki parçayı biraz yorumlayabileceğim. İlk önce parçaları yorumlamakla başlayalım. Bakın x'in n sağında 4 var. Demek ki bu polinom geri dönüp 4'ten sonra başka bir yerde x'i kesmiyor. O zaman alabileceği en büyük değer 4. Değil mi? Köklerini alabileceği en büyük değer 4. 4'ten büyük bir değer bulamayacağım. Yani m çarpı n eksi 6 ise eksi 1'e 6 ifadesini ben alamam. Çünkü 6 benim için kök olamaz. Devam ediyorum. Eksi 3. Bakın eksi 3'ten daha küçük de olamaz. Eksi 3'ten daha küçük olsaydı ne olacaktı? Bu sefer çarpımları negatif yapmayacaktı. Diğer iki kökün. İkisi de negatif tarafta kalmak zorunda olacaktı. Ve dolayısıyla pozitife dönüşecekti. Şimdi m çarpı n eksi 6 ise m çarpı n eksi 6 yapan değerlere bir bakalım mı? Dedik ki eksi 1'e 6 olamaz. Neden olamazdı? Çünkü bir kök ne oluyor? Bir kök eksi 1. Yok, eksi 1 yazarsam x artı, evet eksi 1. Diğer kökte ne oluyor? 6 oluyor ama 6 olamaz demiştik. Sınırımız 4'tü çünkü. Şimdi başka ne olabilir? 2'ye eksi 3 olabilir. M çarpı n. 2'ye eksi 3 olursa bir köküm 2, diğer köküm eksi 3 olur. Ama zaten ben eksi 3'ü kök olarak daha önce kabul etmiştim. Tekrar eksi 3 bulamam. 2 tane eksi 3 bulmak ne demekti? Bunun grafiğinin x ekseninde o noktada teğet olması demekti. Ama teğet olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla 2'ye eksi 3 de olmayacak. Bakın m çarpı n değerlerinden bahsediyoruz. Tekrar yazayım. Eksi 1'e 6 olamıyordu. 2'ye eksi 3 olamıyordu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 2'ye 3 şeklindedir demek zorundayız. Demek ki bir kökümüz o zaman eksi 2, diğer kökümüz 3. O zaman m eksi 2, n 3. O zaman bu px polinomunu tekrar yazayım. X eksi 4, x artı 3, m neydi? Eksi 2 idi, x artı 2, diğer kökümüz 3'tü, x eksi 3. Neyi sormuştu? P1'i sormuştu. X yerine 1 yazarak bulabilirsiniz. X yerine 1 yazarsanız, eksi 3, 4, 3, 1 yazarsak, eksi 2. İşte bunların çarpımından kaç geliyor? 4 kere 12, 36. Buradan da ne yapar arkadaşlar? 72 yapacak. Eksi eksi artı yapıyor zaten. AYT 2019, diğeri neydi? Diğeri de AYT 2019'du. Bakın bir tane daha polinom sorusu var. AYT 2019'da en yüksek dereceli teğmenin katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir gerçel katsayılı bir PX polinomunun iki farklı kökü P0 ve P-1 değerleridir. Bakın burada karıştırmamak gereken ne var? Bir kökü 0, bir kökü -1 değil. Neymiş? Bir kökü P0, diğer kökü de P-1'miş ve ikinci derecedenmiş. Buna göre diyor P2 değeri kaçtır? Şimdi benim polinomum şu olsun. A demeyeceğim çünkü baş katsayısı zaten bir en yüksek dereceli terimin katsayısı baş katsayı demekti. Dolayısıyla x kare a'sı 1 bunun. Artı bx artı c diyeceğim. Polinomum bu şekilde bir polinom. Şimdi P0 değerini bulalım. P0, 0, 0 ne olacak? C olacak. Bir de neyi bulalım? P-1 değerini bulalım. P-1 değerimiz neymiş? X'e -1 yazacağız. 1-b artı c'ymiş. Şimdi bu benim için bir kök x1, bu benim için ikinci kök. İki tane kökü bu şekilde bulabilirim değil mi? Buradan sonra yapabileceğim ne var arkadaşlar? Bakın polinomlarda ikinci dereceden denklem özelliklerini unutmayın. Ve parabolde de aynı şekilde. Ne yapabilirim burada? Kökler toplamı, kökler çarpımı. Kökler toplamı x1 artı x2 değil mi? Şimdi x1 artı x2, c artı neydi? 1-b artı c. Bir de ben aynı zamanda şu ifadeden bakın.
kökler toplamını yani x1 artı x2'nin eksi b bölü a olduğunu biliyorum. A'sı zaten 1. Ne yapacağım? Eksi b yazacağım. A'sı zaten 1 unutmayın. Şimdi eksi b'ler gitti. 2c eşittir 1, eksi 1. C eşittir eksi 1 bölü 2. C değerini buldum mu arkadaşlar? Şimdi sıra neydi? B değerinde. P2'yi bulabilmem için çünkü B'ye de ihtiyacım var. Kökler toplamını kullandım. Bir de kökler çarpımını kullanayım. C çarpı. Şimdi C dediğimiz değerlerin yerine şey yazalım mı? Zaten C'yi bulduk. İki işlem yapmış olmayalım. C'yi eksi 1 bölü 2 bulduk. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Diğer köküm neydi? 1 eksi B artı C'ydi. 1 eksi B eksi 1 bölü 2. Kökler çarpımı bu. Peki kökler çarpımı buradan nasıl bulacağım? C bölü A'ydı. Zaten A'sı 1'di. Sadece ne kaldı? C kaldı. E C'miz kaçtı zaten? 1 bölü 2 değil mi? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 burada, eksi 1 bölü 2 burada. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 eksi B eşittir 0 kaldı. B'miz de buradan 1 bölü 2 çıktı. B'yi buldum, C'yi buldum. Ben polinomu bulmuş oldum. Ne isterse istesin artık bulabilirim. Ne istemiş? P2 değerini istemiş. Px polinomu da bir yerine yazalım değerlerimizi. X kare B'ye ne demiştik? 1 bölü 2 idi. B yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. İşlem hatası yapıp yapmadığımızı kontrol edelim. Tamam. P yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. Artı 1 bölü 2. X artı. C'miz neydi? Eksi 1 bölü 2. Buradan da x yerine 2 yazıp gereken değeri çok rahat bulabilirsiniz diye düşünüyorum. İşlem hatası yaptık mı? Hemen tekrar kontrol edelim. Gitti. C'mizi eksi 1 bölü 2 bulduk. Tamam. Tamam. Yani galiba yapmadık ama siz tekrar bir bakın. Eksi 1 bölü eksi 1, eksi 1 bölü 2. 1 eksi B. Eksi 1 bölü 2. B'miz buradan 1 eksi eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 yapar. Buradan da B 1 bölü 2. X yerine de 2 yazdıktan sonra çok rahat bulabilirsiniz. İşlem hatası yapmış olabilirim. Tekrar söylüyorum. Siz kontrol edersiniz. Şimdi dediğim gibi polinom soruları bu kadardı. 2019 ve 2018'de çıkanları zaten gördük. 2017'yi de çözmüş oldum. Daha önceleri tabii ki bir tık daha kolay ve daha çok özelliğe dayalı. Şimdi iki tane de parabol sorusu var. Dediğim gibi parabol sorusu geçen yıllarda çıkmamış değil, çıkmış. Ama daha çok türev ve integralin başlığı altında çıkmış. Yani onlarla bağlantılı olarak sorulmuş. Ama biz bu sene muaf olduğunuz için o soruya bakmayacağız. Sadece parabolü direkt kullanabileceğimiz sorulara bakacağız. Sadece parabol bilgisi gerektiren sorulara bakacağız. İki tane sorumuz var. AYT 2018'de bir tane var. AYT 2019'da da bir tane var. AYT 2018 sorusuna bakalım. Şimdi buraya muhtemelen sığmayacak yaptıklarım. O yüzden buraya çözeceğim. Gidip geleceğiz sürekli. Şimdi soruya bir bakalım. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde orijinden geçen bir Px polinomumuz var. Bakın orijinden geçiyorsa hemen ne yaparsınız? Dersiniz ki 0, 0'dan geçiyor. Sorunun geri kalanı bir dursun. Ben bu 0, 0'ı bir kullanayım, yukarı bir yere yazayım. 0, 0'dan geçiyorsa P 0 eşittir 0 demektir. 0 yazarsam 0 eksi A'nın karesi A kare yapar. A kare eksi B 0, B eşittir A kareymiş. B ile A arasında bir bağıntı buldum, bıraktım. Parabolü kullanılarak biçiminde tanımlanan 3 parabolün tepe noktaları alanı 16 birim kare olan bir üçgenin köşe noktalarıdır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Tepe noktasını bir hatırlayalım birlikte. Tepe noktasını nasıl buluyorduk? Bir Px polinomu, ikinci dereceden size hatırlayın, yine burada parabol kullanıyoruz. Bir parabolün tepe noktasını nasıl buluyorduk? Hatırlayın. X eksi R'nin karesi artı K biçiminde yazılıyorsa bir bu parabolün ifadesi, ben bunun tepe noktasına R'ye K diyordum. Bakın eksi R'ydi, R'sini alıyordum. Artı K'ydı, K'sını alıyordum. Ve ben tepe noktasını bu şekilde çok basit bir şekilde bulabiliyordum. Şimdi verilen 3 tane polinomun tepe noktalarını bulmamız lazım. Parabolün daha doğrusu. Polinomdan sonra hep parabol polinom karıştırıyoruz. Şimdi parabolün tepe noktalarını bulalım. İlk önce bir kere Px artı A artı B'yi bulmam gerekmiyor ama. Şimdi Px'imizi bir kere şuraya alalım. Px, x eksi A'nın karesi artı B mi? Eksi B mi bakalım. Eksi B'miş. Düzelteyim. Eksi B. Şimdi Px'imiz bu. 3 tane polinom bulacağız.
Bir tane polinomumuz neymiş bakalım. Px artı a artı b. Bulalım. Px artı a artı b. Bu parabolü nasıl bulacağım? X gördüğüm her yere x artı a yazacağım. Sonra bir de b ekleyeceğim. X gördüğüm her yere x artı a yazayım. X artı a eksi a'nın karesi eksi b. Bu px artı a. Bir de ne yapmam lazım? Artı b demem lazım. Artı b dedim. B'ler gitti. A'lar gitti. Ne kaldı arkadaşlar? X kare kaldı. Sadece x kare kaldıysa bu ne demek? X eksi sıfırın karesi artı sıfır demek. Bunun tepe noktası nedir arkadaşlar? Sıfıra sıfır. T1 diyelim. Diğer polinomumuz px artı a eksi b. X artı a eksi b. Ne yapacağım? X gördüğüm her yere x artı a yazacağım. X artı a eksi a'nın karesi eksi b. Bir de ne demem lazım? Eksi b demem lazım. Şimdi a'lar gitti. X kare eksi 2b. R'si bunun 0. K'sı ne arkadaşlar? Eksi 2b. T2 diyelim buna da. 0'a eksi 2b. Diğer polinomumuza bakalım. Diğer polinomumuz x eksi a eksi b'ydi herhalde ama yine de bakalım. X eksi a eksi b. X eksi a eksi b. Bunu nasıl bulacağız? X gördüğümüz her yere x eksi a yazıyoruz. Eksi a'nın karesi eksi b. Tekrar eksi b demem gerekiyor. Dolayısıyla burası x eksi 2 a'nın karesi eksi 2 b. O zaman bunun tepe noktası t3 diyeyim. 2 a'ya eksi 2 b mi arkadaşlar? 3 tane tepe noktası buldum. Şimdi bunu koordinat düzlemine dökelim. Koordinat düzlemine dökeceğiz ama şu a ve b hakkında bilgimiz olması lazım. A ve b pozitif gerçel sayılar demiş. O zaman a ve b hep pozitifse buna göre yorumlayalım. Birinci tepe noktam 0'a 0, t1. Şurası t1 arkadaşlar. T2 0'a eksi 2b. Şimdi eksi 2b yukarıda mı aşağıda mı? B pozitifte önüne bir eksi gelmiş. Eksiyle çarptım. Negatif oldu. Dolayısıyla eksi 2b. Burada yani bu nokta T2 noktası. T3 noktası da 2a'ya eksi 2b. 2a a pozitif olduğu için x ekseninin sağ tarafında kalmak zorunda. Eksi 2b zaten belliydi. 2a da buralarda bir yerde. Şunları kesiştirdim. Bu nokta T3 noktası. Tepe noktalarını bulduk. Şimdi ne diyordu bana? Soruya geri döndüm. Bakın. Diyordu ki tepe noktaları alanı 16 birim kare olan bir üçgenin köşe noktalarıdır. O zaman birleştirip bir köşe noktası, üçgen elde edelim. Şöyle birleştirip bir üçgen elde ettim mi arkadaşlar? Tabii bu üçgenimiz çok mantıklı olmadı ama. Şimdi daha düzgün oldu. Şimdi çizdik. Burası 90 derece biliyorsunuz. Şu uzunluk, uzaklık mesafeye baktığımız için 2b kadar. Bu mesafe, üstteki mesafe 2a olduğu için bu uzunluğumuz 2a. O zaman üçgen alanı nasıl bulurdu? Bulunurdu dik üçgende. Dik kenarların çarpımı bölü 2. 2a çarpı 2b bölü 2 neymiş arkadaşlar? 16'ymiş. Şimdi ikiler gitti şuradan. A çarpı b ne yaptı? 8 yaptı. A çarpı b 8. Şimdi ne yapacağız? Bir bilgimiz daha vardı. A kare eşittir b'ydi arkadaşlar. B gördüğüm yere a kare yazabilirdim. B gördüğüm yere a kare yazarsam a çarpı a kare 8. A küp 8 ise a kaç? 2. A 2 ise 2 yerine yazarsam b 4. Ne sordu? A. Ne sordu? A artı b toplamını sordu. A'yı 2 bulmuştuk. B'yi de 4 bulmuştuk. Toplayın arkadaşlar. Bu kadarını toplayabiliyorum merak etmeyin. 6 olacak herhalde. Şimdi AYT 2018 sorusu böyle. Ben çok uzun anlattığım için, uzun uzun yazdığım için uzun görünüyor olabilir ama değil arkadaşlar. Zaten AYT'de de süreniz olduğu için çok fazla problem olacağını ben düşünmüyorum. Şimdi son sorumuza geldik. AYT 2019 sorusu. Şimdi diyor ki bana 0 küçük x1 küçük x2. Bakın bu bilgiler boş boşuna verilmemiş. Diğer sorularda olduğu gibi. Yazılan her şeyin bir anlamı var bizim için. Gerçel sayılar kümesi üzerinde fx eşittir x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonunun grafiği f fonksiyonunun belirttiği parabol. İkinci dereceden bir denklemin grafiği nedir? Paraboldür bildiğimiz gibi. Dik koordinat düzleminde eksenleri şeklik gibi farklı a ve b noktalarında kesmektedir. Şimdi diyor ki a ve b noktalarının orijinal uzaklıkları birbirine eşit. A orijinal uzaklıkları birbirine eşitmiş.
Yani burasıyla burası birbirine eşit. X eşittir eksi 3 bölü 2 iken parabol en küçük değerini almaktadır. Bir parabol ne zaman en küçük değerini alırdı arkadaşlar? Tabii ki tepe noktasının ordinatında. Tepe noktası ne demekti? Şurasıydı değil mi? Bunun ordinatı tabii ki bu taraf. Ama bize hangi değerini vermiş? X değerini. Yani apsisini vermiş. 3 bölü 5. Şurası x eşittir 3 bölü 5. Peki bunun x'i bizim için neydi arkadaşlar? X eşittir r bizim için neydi? Simetri ekseniydi, hatırlayın. Bu bizim için simetri ekseni ise köklere eşit mesafedeydi, hatırlayın. Simetri eksenimiz x eşittir r eşittir x'i b bölü 2a. Bu da kökler toplamının yarısıydı. Bunu da unutmuyoruz. Kökler toplamının yarısı. Şimdi bu bilgileri hatırladıktan sonra x2 bölü x1 değerini soruyor. x2 ve x1 zaten gördüğünüz gibi bu parabolün kökleri, polinomun kökleri, işte bu fonksiyonun kökleri, her ne derseniz. X1 x2'den küçükse o zaman ben bu noktaya ne diyeceğim? x1. Ben şu noktaya ne diyeceğim? x2. Şurayı silelim de biraz temiz çalışalım. X1 diyeceğim, x2 diyeceğim. Bu uzunluk x1 ise burası da x1 değil midir arkadaşlar? x1'e x1 eşit mesafeler. Burası da x2. Şimdi x'in zaten 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Şunu yazayım hemen. x1 artı x2 bölü 2 eşittir 3 bölü 5. Bu kenarda dursun. Çünkü dedik ki simetri ekseni kökler toplamının yarısıydı. Bunu boşu boşuna vermemişti. Şimdi ne kullanacağım peki? Ne yapabilirim? Şimdi ben neyi biliyorum? Buradaki B noktasını kullanmadım. B noktası Y eksenini kestiği noktaydı. Y eksenini kestiği nokta nasıl bulunurdu? X yerine götürüp 0 yazdığımız zaman bulduğumuz şey Y eksenini kestiği noktaydı. X yerine 0 yazalım. Ne bulacağız karşılığında? X1 bulacağız. O zaman diyeceğiz ki X1 eşittir. 0 eksi X1'den eksi X1. 0 eksi X2'den hemen yazıyorum. Eksi X2. X1 zaten 0'dan farklı olduğuna göre X1'leri götürebilirim. Eksi X'den artı yapacak. X2 ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. X2 1 ise yerine yazıp X1'i de çok rahat bulabiliriz. Yerine yazalım. X1 artı 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 5. Çarparsanız 6 bölü 5 yapar. X1. X1 eşittir 6 bölü 5 eksi 1. İşlemleri biraz uzatmadım. Çarpıp çıkarın. Çarpıp çıkaralım. 5 kere 1 5. Alttan çıkardım. 1 bölü 5. X1 de 1 bölü 5'miş. X2'yi de bulduk. Bunların oranını soruyor. X2 neydi arkadaşlar? 1'di bölü. X1 neydi? 1 bölü 5'ti. Ters çevirip çarparsanız sonucumuz ne olacak? 5 olacak. Şimdi arkadaşlar AYT 2019 soruları, AYT 2018 soruları böyleydi. Sadece polinom ve parabol için. Dediğim gibi daha öncelerde sorulmamış anlamına gelmiyor. Bu sene özellikle muaf olduğunuz konulardan dolayı bunlardan başlı başına sorular bekliyoruz. O yüzden mutlaka özelliklerini bilmemiz lazım. Zaten yani parabol sevdiğimiz bir konu. Ben seviyorum. İkinci dereceden denklem çok kullanıyoruz. Bunu da unutmuyorsunuz. Bugün son dersimizdi. Dersin başında da söylediğim gibi. Lütfen kendinize iyi bakın. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız ve sizi çok güzel yerlerde görürüz. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Biz buradayız. Ne zaman isterseniz bekleriz. Görüşmek üzere.